Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alıyor da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Tax burn oranlarını %2'ye çıkarma gibi durumlar konuşuluyor arkadaşlar. Şu anda toplulukta bir kesim bunu istiyor. İşte diyorlar ki %2'ye çıksın. Şu an yatırma çekme işlemlerinden %1.2 değil de oradan doğruya ne olsun %2'lik bir oran sağlansın. CZ'ye de biliyorsunuz bir teklif gitmişti bu şekilde oranları arttır diye. CZ de bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Çoğu kişinin sandığının aksine biz bunları arttırırsak eğer yapılacak işlemler maalesef azalıyor. Örneğin komisyonu çok tutsak biz yatırımcı işlem hiç yapmıyor." dedi adam. Ve dolayısıyla işlemler kesiliyor. Böyle kalmasın makuldür." dedi. Benzer bir durum burada da yaşandı yani. Şimdi Taksber'den de aynısını istiyorlar arkadaşlar. Fazla bu işi uzatmak maalesef bakın bir kesim de istemiyor tamam mı? E, örneğin 100 kişiden 30'u ister, 30'u olmasın ya. 100 kişiden 70'i istesin, 30'u istemesin. Şimdi adam yapacağı işlemlerden mesela diyor ki yakım yapmak istemiyor. Yani ekstra ücret ödeyip yakım yapmak istemiyorum diyor. E dolayısıyla yapılacak hareketlerde adam memnun olmuyor. Tamam? Bu durumda Kişinin yatırımı bırakmasına hatta devamında borsaların da kabul edilen bu teklifi reddetmeleri üzerine. O yüzden e, ne demek istediğimi anladınız zannediyorum. Suyu bulandırmaya gerek yok. Oranlar iyi ve düzgün bir şekilde yakılıyor. Şu an genel olarak e, Binance yakımları da Taksburn e, yakımları da iyi. Uzun vadede tabii ki e, ciddi şeyler değil yani e, yeterli değil arkadaşlar. Ancak bir noktaya kadar taşıyacaktır. Zaten yani 2 senede 1 dolara falan çıkarır gibi bir yakın mekanizması daha piyasada hiçbir zaman kurulmadı. Kurulmayacaktır da şu anki e, mevcut sistemle. Ancak ekibin sırtından bir yük alıyorlar. E, manuel yakımları yaparlar umarım. O vakte kadar da bunlar iş görecektir arkadaşlar. Çok fazla suyu bulandırmanın anlamı olduğunu düşünmüyorum ben. E, bir kesim tarafından da bu durum hoş karşılanmayabilir. Genel itibariyle fiyatlardaki düşüklük. Ee, üzerinde işlem dönme işi ki bunların da normal olduğunu söylemiştik. Yani e, düzeltme yapıyor, akümülasyona girecek. E, dolayısıyla işlemler düşük, yükseldiği zaman da fazla yakılacak yani. O yüzden heyecanlanmanın anlamı yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.